Clutch Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Star Antreşki 1.6 beta sürümünde Afrika ülkeleri vs Doğu Asya ülkelerini karşılaştıracağız. Yani Bizans ve Eyyubilere karşı Japonlar, yani Kamakura Şogunluğu ve Ainuları karşılaştıracağız. Bunu hiç düşünmemiştim. Sonuç ne olur? Ainular acaba bir sürpriz yapar mı? Bence yapamaz. Ama yine de ne olacağını bilemezsin. 1.6 beta'da uzun zamandır karşılaştırma yapmıyorduk. O yüzden hemen girelim. Bugün bir karşılaştırma yapalım. Yine atlar havada uçsun. Biz de eğlenelim hocam, değil mi? Evet, bu arada bence şey alacak. Doğu Asya alır. Hemen ben buradan ayarlamaları yapayım. Ondan sonrasına bakalım. Bu arada siz de o sırada siz like atın hocam. Evet hocam, takımları ayarladık ama bir yerde bir hata yaptık başta girişte. Onu hemen bir düzeltelim. Afrika'da korsanların da toprak parçası olduğu için, yani Mardin Limanı, Bursa korsanların elinde. O yüzden korsanları da bu fight'a dahil etmek lazım diye düşündüm. O yüzden 200 tane korsanlardan, 200 tane Eyyubilerden, 200 tane Bizans'tan aldım. Sağda da 300 tane Kamakura, 200 tane Ainulardan aldım. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı var. Korsanların şey askeri yok. Elit askeri yok. O yüzden iyice bence dengelendi durum. Şimdi bakacağız. Acaba nasıl bir sonuç bizi bekliyor? Mesela Kamakura'dan 300 tane şey var. Elit birlik var. Sağlamına şöyle düşünüyorum. Sol tarafta 400 tane var. Ama diğerleri elit değil. Ainuların elit birlikleri acaba bu korsanların üstesinden gelir mi? Sahada atlı var ama hepsini atlı seçmedim. Elit mızrakçı ve şöyle bir atlıları da dengeli yaptık mı acaba? Mesela 200 tane burada atlı var. Burada kaç atlı var? 200 tane de burada atlı var. Bence bayağı dengeli oldu. Ben savaş başında direkt ölmeye gideceğim. Hızlı bir at lazım o yüzden. Şöyle atlı eğitimli değil. Atlı nerede lan? Atlı tecrübe, bu daha deneyimli oldu ya, dur. Reis öyle sert sert bakma ya, dur. Ha, şöyle ölmeye giderim hocam ben baştan. Evet, oyuna normal sürümde bu map'i getirmeyi düşünüyorlardı ama hala getiremediler. Yani aslında oyun gelişmeye çok müsait. Lakin son zamanlarda bence ilgilenmiyorlar gibi hissettim ben. Ağaçlar fazla geldi. Ağaçlar fazla geldi. Ağaç hangisiydi ama? Unuttum ha. Şu çimendi. Diğeri ağaçlı diye düşündüm. Bence bu kadar da fazla ya. Dur abi, bu ne? Bahçe gibi ya şey. Dur. Badem bahçesi gibi olmasın ha. Şimdi iyi oldu bak. Beni şöyle biri avlarsa başlarda çok iyi olur. Haydi bakalım. Şu anda ilk öldürme kimden gelecek acaba? Şöyle hocam, bir karga vuruşuna kurban gidemez miyiz ya? Evet, ilk kayıp. Oy, dur bakalım. Arkada aynılar var. Şimdi aynılara gelince ne olacak acaba? Burada ben bir aynıların arasına gireyim. Reis. Ya aynılar. Evet, beni aldı ama. Ya bana biraz daha şey gibi geliyor ya. Aynılar balık tutarken mi dahil oldu bu savaşa? Yani öyle bir durum. Korsanlar bile askere benziyor. Yani aynıların elinde sadece bir kılıç var. Şimdi bakacağız sonuç nasıl olacak. Bak şu an aslında çok iyi gidiyorlar Asya ülkeleri. Oha, ben beklemiyorum ha. Bak şu bana sürpriz olur. Eğer Ainular ve Kamakura bu savaşı alırsa bana sürpriz olur. Bakalım. Görelim. Acaba sonuç nasıl olacak? Ama kullandığı oklar sağlam mı acaba Ainuların? O da var şimdi. O varsa çünkü... Evet bak, ilk takviye Afrika'ya geldi. Evet. Bakalım abi şu an sonuç ne olacak? Ben de merak ediyorum. Uzun bir savaş bizi bekliyor. Bak şuradaki fight'ı çekmek isterim. Evet, burada aynılara karşı acaba ne yapacak? Bir bire bir de görsem iyi olur ya. Aynıların bir elemanıyla tecrübeli bir kılıç ustasını, bir dahil olmayın lan, bir durun. Evet, mesela birini aldı, gördün mü hocam? Vallahi birini aldı.
Evet. Oy, sen ne yapıyorsun reis? Sen ne yapıyorsun reis? Adam iyi savaşıyor ya. Valla. Haydi bakalım. Valla merak ettim ha. Sonuç ne olacak acaba? Ama her an bence Afrika bloğu toparlar gibi. Yani çok, yani şu zamana kadar yaptığım şeyi saymıyorum. Haçlı ve şey ülkelerini, Haçlı ülkeleriyle Müslüman ülkeleri saymıyorum. Bu savaş yine ne olacağı belli olmayan bir savaş yani. Onun dışında belki de en belli olmayan bir savaş diyebilirim ya. Çünkü tahmin etmek zor. Hani diğerlerinde tahminde bulunuyordum ama burada tahmin etmem zor ama hala içimden bir ses Afrika diyor. Bizans burada başı çekiyor ama neler yapabilecekler merak ediyorum. Aslında at kullanmasaydık mesela ne olurdu? At kullanmasak Aynuların kesinlikle işine gelirdi ama korsanların da işine gelirdi. O yüzden kısmi kullandım. Kısmi kullandım ve bu şekilde bence bayağı dengeli. Hani iki tarafa da haksızlık yapıldığını düşünmüyorum. Sonucu merak ediyorum. Şöyle bir bakacağım. Şey arıyorum hocam şu an. Mesela bir tane şey buldum mesela. Korsanlardan buldum. Korsanlardan ölen yani yine oluyor da Bizans ve Eyyubilerden de oluyor abi. Tek suç korsanlarda değil. Bakalım sonuç ne gösterecek acaba bize? Lan ağaçları biraz daha koysak da üstlerinden atlasalar mı ya? Vallahi güzel oluyor da. Ağaçlar fazla olunca takılıyorlar ağaçlara. Şöyle yukarı falan çıkıyorlar ha, gaza gelip. Bir videomuz da vardı, hatırlamıyorum ama hangisi? Bak biri sanki düştü gibi ya şuradan. Yanlışla görmüş olabilirim tabi. Evet, şöyle güzel bir alan. Gerçekten bu alan bayağı iyi. Şu beta sürümünden çıkıp artık 1.6'nın gerçekten gelmesi gerekiyor. Maillere de dönüş yok. Ne oldu merak ediyorum ya. Bu Rus-Ukrayna savaşından sonra hiçbir şey, hiçbir haber yok. Yapımcı Rus olduğu için söyledim hocam bunu. Ütopik düşünsem adam acaba ne oldu bu adam ya? Bak ben gerçekten merak ediyorum. Yapımcı buradaysan ses ver diyeceğim de dilimden de anlamıyorsun. Rusça da konuşamam şimdi. İngilizce olsa belki bir şekil çevirip konuşurduk da. Evet şu an mesela şey çeviriyor. Bak şu an çeviriyorlar. Niye? Atlılar geldi. Aynılara bak. Aynılar dökülüyor. Evet, elit mızrakçılar döküldü sanırım sahaya gördüğünüz gibi. Evet. Evet, şu an fight'ın döndüğü noktayı çok merak ettim. Şu arkalarda olması lazım. Yo, burada değil. Ortada mı? Fight nerede dönüyor? Bak burada bir fight var. Bak burada yine araya aldılar. Birini hallettiler. Şöyle hocam bir atlıyı takip edelim bakalım. Bir atlı mesela diğeri daha iyiydi ya. Dur. Vallahi şu an yaklaştı, dengelendi. Oy, o karga vuruşu neydi ya? Çok sağlam attı, çok sağlam attı. Yine takviye geldi. Bu takviye ile bence coştururlar gibi. Gelen takviye birlik acaba geneli ne merak ettim. Şu an nereden geliyor o takviye birlikler? Tepe ise avantajlı. Tepe ise avantajlı ama nereden geliyor lan? Oo, şu an yazmaya başladı yine. Bak atlılar, atlı birliklerin çoğu sağda. Pirates'in Japonlardan bir elit birliğini aldığını gördüm. İlginç. İlginç hocam. Bakalım nasıl bir sonuç bekliyor bizi. Fark şu anda 10. Sadece 10. Bakalım. Evet, burada atlı birliklerini görüyoruz Japonların. Japonlar ne yapacak acaba Japonlar? Japonlar ne yapacak acaba? Evet. Şu anda sonucu merakla bekliyoruz. Asya ülkeleriyle Afrika ülkelerinin mücadelesi
nasıl sonuçlanır gerçekten merak ediyorum. Ya bu biraz daha futbola da benzedi. Ya futbolda da mesela Güney Amerika yok haritada. Avrupa şeyde de iyi, futbolda da iyi. Mesela Asya ülkeleri aslında burada şey olmasa, Bizans olmasa rahat alırlar mıydı? Yine de bilemiyorum. Yok, benzemiyor. Yanlış benzetme. Yanlış benzetme hocam. Bakalım hocam sonuç şu an ne olacak? Aynılar toplu hareket ediyorlar, okçuları. Bu aynılar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bakacağız. Sonuç neyi gösterecek bakacağız. Şu anda öne geçen taraf Afrika ülkeleri. Şu anda yine ek birlikler dengelendi. Yani 250-250. Sağdaki birlikler şu anda bakalım nasıl sonuçlanacak. Şu anda kılıçlı birlikler gelmeye başladı. Bu yine de bir avantaj sağlamaz gibi. Atlı birliklerin çoğunlukta olarak gelmesi lazım. Asya ülkelerinin çevirebilmesi için burada büyük fight var. Burada büyük bir kovalamaca var. Evet, bakalım. Şu anda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız? Oy. Vallahi ilginç. Güzel bir fight. Şurada yine bir duraksadılar. Bak, toplandılar. Çok iyi. Bu arada yakında Safevi devlet serisine başlayacağız derken bak, Asya ülkelerini görüyor musun? Çok iyi kılıç sallıyorlar. İşte Samuray burada devreye girdi galiba. Yakında dediğim gibi serimiz gelecek, yeni serimiz. Bu arada fark 3. Sadece 3. Ulan bu kadar dengeli ayarladığım için ellerimden öpüyorum şu an. Kendi ellerimden. Siz de like atarak destek olabilirsiniz hocam. Bu dengeli fight'a bak bak, araya aldılar bak. Bak hocam bak. Fight burada dönüyor ulan. Ya Pirates'ler karşı tarafta nasıl alamıyor Asya ülkeleri diye düşünüyorum. Bir yandan da diyorum ki aynılar var. Asya ülkelerinde de. Yani sonuç çok merak ediyorum. Şu an fark 5, 4, 3, 2, 4. Bakalım. Vallahi çok dengeli. Bence çok dengeli. Şurada yine fight dönüyor. Arada duraksıyorum hocam unutup. Bir yandan konuşmam, bir yandan hareket ettirmem lazım. Güneş çok güzel. Tam ortaya aldım şu an. Devam. Bakalım abi. Şu an atlı birlik ya da bir Pirates izleyelim bakalım. Alır mı lan karşı tarafı? Şu Aynulu eleman çeviriyor ama çeviremiyor bak. Evet, ikisi birbirinin etrafında dönüyor. Evet, şu anda kaçıyor. Samuraylı tek attı. Tek attı abi. Yani bence bu fight'ı almaları lazım. Bak, 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 araya almışlar. Utanmazlar o Pirates lan, o korsan lan, ayıpla. Ayıpla. Birini aldı lan. Oo, şu an araya aldılar, dur. Ben korsanları tutuyorum şu an. Abi niye değiştirdin ya? Kesin izlediğim eleman öldü. Evet, burada da yine araya almalar başlamış. Bu arada çevirmişler. Atlı elit mızrakçılar devreye girdi. Japonlar da şu an Asya ülkeleri tekrardan bir coştu. Yine bir takviye geldi. Bu defa çoğunlukta acaba, evet, biraz Pirates gördüm ama bu Afrika ülkeleri için dezavantaj. Doğu Asya ülkeleri ne yapabilecek acaba? Evet, merak ediyoruz sonucu. Ben Afrika ülkelerini tutuyorum. Ayağım çarptı. Niye böyle ses yaptım ki? Oy hocam, bu arada bir şey söyleyeyim mi? Asya ülkelerini iyi izle. Sağ tarafı iyi izle. Sağ tarafı iyi izle. Şu kameraya geçmem lazım. Sağ taraf akar, birazdan akar. Sağ taraf akar. Bak 4 tane geldi. Üst üste gelir mi acaba? Abi çünkü hepsi elit mızrakçı ya. Hepsi elit mızrakçı. Evet, Afrika ülkeleri dayanıyor, direniyor ama nereye kadar acaba? Şu anda fark
4-5 oldu. Asya ülkeleri önde ama her an durum değişebilir. Çok güzel, çok sağlam bir fight. Uzun zamandır böyle bir karşılaştırma yapmıyorduk. Özlemişiz. Bakalım hocam. Sonuç bak sağ taraf yine akıyor. Fark 10 oldu. Tekrardan takviye geldi. Bu takviye birlikler fayda sağlayacak mı? Bakalım görelim. Atlı birlikler fazla yok gibi. Evet. Vallahi merak ediyoruz hocam sonucu. Haydi bakalım. Haydi bakalım hocam. Şuraya bir mehter koysam mı diye düşündüm de ne alaka anasını satayım. Aslında mehter koyabileceğimiz bir savaş olur mu ya? Ne yapabiliriz ki? Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans'ı karşılaştırsak arkaya mehter. Oy. Daha önce yaptık ama. Aynı içerikleri tekrarlamayı hiç sevmem. O yüzden yapmam gibi. Bakalım şu anda takviye birlikler Japonlara da geldi. Aynılar arkadan geliyor. Bakalım sonuç ne olacak? Şu an farkı açmış götürmüşler. Fark 12 mi 13 mü 14 oldu galiba. 13. Sonuç ne olacak hocam? Merak ediyorum. Ya şu an Afrika ülkelerinden bir hareketlilik gördüm. Evet. Ama yine olmadı. Çıkmadı. Allah belanızı vermesin. Lan aynılar var ya karşıda. Haydi alın ya. Şu an haydi hocam. Haydi Bizanslı. Bir işe yara be. Eyyubilerden dolayı bu taraf tutasım geldi. Afrika ülkelerin tutasım geldi. Eyyubileri severim devlet olarak. Evet bakalım sonuç fark şu an 5 çok iyisiniz haydi. Evet bunu dememle fark 8 falan oldu. 7 olmuş 6'ya düştü. Son artık 150 kişi iki tarafta. Son takviye birliği birazdan gelecek Afrika ülkelerine. Ya son takviye birlikleri çok önemli bu arada. Silip süpürmelik bir takviye birliği gelirse atlı birlikler gelirse meydana o zaman işler değişir işte. Bakalım hocam şu anda akıyor. Evet, samuraylara karşı Afrikalılar ne yapabilecek? Afrika ülkeleri, daha doğrusu Afrika'da toprağı bulunan ülkeler diyebiliriz. Şu anda yüzüyoruz. Evet, evet hocam çevirdin. Fark 5 şu anda. Tarafımı tutuyoruz. Tarafımızı tutuyoruz. Afrika'yı tutuyoruz. Bir de yakın olduğu için ya böyle bize yakın. O yüzden bir tutasım geldi. Şu anda durum eşit. 75'e 75. Öne geçtik Afrika. Haydi hocam. Dünya Kupası'nda da Afrika ülkelerini tutardım. Yani niye böyle bilmiyorum ama her zaman favoriyi fazla desteklemez, desteklemek istemez insan diye düşünürüm. O yüzden Afrika ülkelerini tutarım ben. Şöyle bakalım. Şu anda Afrika ülkeleri yani Bizans, Eyyubiler ve korsanların bulunduğu blok savaşı çevirdi, önde götürüyor ama Asya ülkeleri şu anda bu duruma karşılık veriyor ama sonuç ne olacak merak ediyoruz. Sonucu kim belirleyecek? Şu an son takviye birliği geldi. Asya ülkelerini şu an gördüğüm kadarıyla tam göremiyorum. Tam göremiyorum. Çoğunluğun atlı olması işi değiştirir. Çoğunluğun atlı olması işi değiştirir ama 50 kişilik birlikten yaklaşık 10 tane falan atlı çıktı. Gerisi ne acaba merak ettim. Aynılar mı geneli? Aynılar diyebiliriz. Bu sonuç ne olur? Bu savaş nasıl sonuçlanır? Bakalım bu takviye birlikleri işi değiştirebilir mi? Karşı tarafa da takviye geldi şu anda. Afrika ülkeleri acaba ne yapabilecek? Önde götürüyorlar. Aa bu tarafa gelenlerin çoğu Pirates mi lan? Korsanları çoğunlukta gördüm. Bu işi değiştirebilir. Şu anda durum 74'te 75'e 65. Dur hocam dur. Son takviye gelecek birazdan. Son takviyeyi merak ettim. Dur nereden çıkar acaba? Şurada bir yerde takviye geliyor. Bakalım.
Şöyle hocam, ben burada bu takviyeyi bekleyeceğim. Bu takviye çok önemli. Bakalım hocam şu an nasıl değişecek acaba? Buradan bir yerden gelir diye düşünüyorum. Oo, şu an dur, çevirdiler. Çevirdiler, Asya ülkeleri çevirdi. Allah Allah. Ya adam çevirmeye gelmiş, çevirmeye. Şu an fark 5. Fight'ı izlemeye gidiyorum. 49'a 45, 48'e 44, 47'ye 44. Şu anda bir basketbol maçı vibe'ı aldım ben. Bakalım hocam sonuç nasıl olacak? Topla şekilde hareket eden bir birlik görüyorum burada. Fight burada dönüyor. Şu anda araya aldılar. Kim kimi araya aldı bilmiyorum ama burada büyük fight dönecek gibi. Şöyle hocam yakınlaştırmam gerekirse. Evet, bir atlıyı araya aldılar. Halletmeye çalışıyorlar. Oğlum toplu atı indirmeye çalıştılar ya. Ya bu kadar olmaz gerçekten. Bu kadar olmaz hocam. Hayvanseverler olarak tepkiliyiz. Yine atı oynuyorlar. Bak atı öldürecekler. Evet, bu defa saldılar. Fark açılıyor. Fark açılıyor. Afrika ülkeleri bu kadar diyor. Yeter diyor. Bu kadar heyecan. Evet. Evet. Vallahi başta iyi başlamışlardı. Asya ülkeleri ben bir ara aldılar dedim hatta. Korsanlar Asya Avrupa karıştırdım. Korsanlar hocam Afrika ülkelerinin ne diyeceğimi unuttum bak bu sefer de ya. Neyse izlemeye devam edelim. 30-15 artık bundan sonra dönmez. Yani bundan sonra benim sahaya inmem lazım dönmesi için. Başka türlü dönmez. Ben de inemeyeceğime göre Afrika ülkeleri artık almış bulundu. Ya burada korsanlar faktörü çok önemliydi. Korsanların Bizans ve Eyyubileri bozmaması burada önemliydi. Samurayları bozan bir ayinler oldu. Fark şu an 28'e 6 mesela. Evet. Burada Bizans tabii çok güçlü. Bizans askerleri çok güçlüler. Güzel bir fight oldu. Afrika'da kalesi bulunan ülkeler ile Asya'da kalesi bulunan ülkeleri kıyasladık. Ve bunun sonucunda Afrika'da toprağı bulunan ülkelerin galip geldiğini görüyoruz. Bu tarz karşılaştırma videolarımızın devamı için like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyelim. Savaş biterken biz de yavaştan uzaklaşıyoruz fight'tan. Ve son vuruşu elit okçu, elit kılıççıya yapıyor. Son ölen Japon askeri oldu. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın hocam. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.